Dizayn Sanat Odası şeref üyeliği vermiş. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gelsin. Tanıştınız değil mi? Başkanımızla. Evet, şey, tam Ege Efe'lik şeyi var. Ege Efe'lik'te. Sanki bir güneşe çıkacakmış gibi. Öyle bir heyecan görüyoruz. Ya 3 aydır evimde. Hayır. Otörü. 1 numarası. Bizim Karaciğernak'ta. Brahim Kar Hoca, muhakkak hocayla bir Çin'e belediye başkanımız Sayın Enver Salih Dinçer, karaciğer hastalığı nedeniyle önce Çin'de, sonra Aydın'da, oradan Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne, oradan da İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne tedavi için zincirleme başvuruyor. En son 9 Eylül Üniversitesi'nden bize ambulans uçakla karaciğer nakli yapılmak üzere 10 Şubat'ta hastanemize, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitümüze geldi. 17 Şubat'ta Sezai Yılmaz Hocamızın başkanlığındaki büyük karaciğer nakli heyetimiz, ekibimiz başkanımızı ameliyat etti. Başkanımızın uzaktan akrabası olan Sayın Mustafa Kaya karaciğer donörü oldu, vericisi oldu. Ondan alınan karaciğer başkanımıza nakledildi, başarıyla nakledildi. Uzun bir hastane bakım süreci oldu. Şimdi de mutlulukla, şifa ile taburcu ediyoruz. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezimiz, Karaciğer Nakli Enstitümüz, Sezai Yılmaz Hocamızın, Profesör Doktor Sezai Yılmaz Hocamızın başkanlığında çok büyük bir ekiple karaciğer nakli ameliyatlarını 20 yıldır her yıl üzerine ekleyerek sürdürüyor. Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada ikinci nakil merkeziyiz, büyük merkeziz. Ve şimdiye kadar 3200'ün üzerinde karaciğer nakli başarıyla yapıldı, şifa ile taburcu edildi. Sadece geçen yıl, yani 2021 yılında 231 nakil yapıldı. Bugüne kadar da önemli sayıda 2022'de nakilde gerçekleştirildi. Ben bu nakilleri başarıyla yapan ekibimizi hem onur duyuyorum, kutluyorum. Hem de bu ekibimiz ülkemiz için, insanlık için bir şans. Bu ekibimizi daha da altyapımızı, birikimimizi dünyaya taşıyarak sürdürüyoruz. Dünyanın her yerinden cerrahlar ve diğer karaciğer nakliyle ilişkili birimlerin doktorları gelip buradan eğitim alıyorlar. Bu başarıyı ülkemizin gururu olarak sunmak, tekrar vurgulamak istiyorum. Hastamız Sayın Rektörümün yanında oturan Enver Salih Dinçer. Kendisi biraz önce de Sayın Rektörüm bahsetti. Aydın Çin'e belediye başkanı. Uzunca bir zamandır da belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Tabii bize gelişi oldukça sorunlu, oldukça sıkıntılı bir süreçti. Kısaca rektörüm anlattı, o kısımları ben geçiyorum. Çok ikinci bir kez bahsetmek istemiyorum. Bir karaciğer koması halinde akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri tamamen fonksiyon dışı kalmış bir vaziyette ambulans uçakla 10 Şubat'ta bize başvurdu. Geldiği zaman hakikaten bir transplantasyon ameliyatını kaldıramayacak kadar, tolere edemeyecek kadar ağır bir hastalık tablosu mevcuttu. Hastanemizin tüm birimleriyle, özellikle reanimasyon grubuyla bu akciğerler her ne kadar COVID testi defalarca negatif çıkmasına rağmen bir COVID hastalığı gibiydi ve akciğeri tamamen devre dışı gibi bir pozisyondaydı ki geldiğinden kısa bir süre sonra da ventilatöre, yani solunum aygıtına bağlamak zorunda kaldık.
acaba biraz toparlayıp öyle mi ameliyata girebiliriz diye şartları zorladık ama biraz daha beklesek kaybedeceğimiz bir tablo oluşmuştu. Bütün riskleri göze aldık. Tabii aileyle konuştuk. Onlar da her şeyin farkındaydılar ve donörü sevgili Mustafa Kaya da fedakarca çıktı geldi Çin'den. Ondan sonra bir canlı vericili karaciğer naklini 17 Şubat'ta gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası da hakikaten çok çok uzunca bir süre yoğun bakımda, yani şimdi çok iyi görünüyor ama uzunca bir süre trakeostomi ile gitti. Mekanik ventilatör desteği aldı. Böbrekleri devamlı diyalizle, 24 saat devam eden diyalizle çalıştırmak zorunda kaldık. Çok uzunca bir süre geçti ama gelinen noktada akciğerlerimiz artık görüyorsunuz sizin bizim gibi artık normal nefes alıyor. Böbrekleri normal çalışıyor. Karaciğer hepimizinkinden iyi herhalde, öyle söyleyeyim. Ona garanti verebilirim. Ve kendisi de artık ayakta yürümeye başladı. Gelinen nokta tabii bizi çok mutlu ediyor. Böyle hizmeti gerek Enver Salih Dinçer başkanımıza veya diğer hastalarımıza böyle hizmeti verdiğimiz için ayrıca da çok mutluyuz. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü bünyesinde karaciğer, böbrek, ince bağırsak ve pankreas nakli yapan yegane merkeziz. Bu çok önemli gerçekten. Bir tek tabii karaciğer nakilleriyle değil, aynı zamanda araştırmalarıyla, araştırma laboratuvarlarıyla da bilime ışık tutan, özellikle karaciğer alanda bilime ışık tutan bir merkeziz. Ben hiç Malatya'da böyle bir hastane olduğunu veya bu dereceye gelmiş, bu kadar ilerlemiş bir şey olduğunu bilmiyordum. Ama demek ki iş başa düşünce öğreniliyor bu tür şeyler. Sağ olsun hocam, ameliyatımızı yaptı. Çıktım, iyileştim. Yarın ben de ikinci bayramımı yaşayacağım hocamın sayesinde. Evet, benim için ikinci bir hayat başlıyor. 16 Ekim 1973 Çin'e doğumluyum. Birinci doğumum orası ve doğum yerim Çin'e. İkincisi de artık 17 Şubat 2022 oldu. O da Malatya. Malatya da benim ikinci doğum yerim ve ikinci vatanım oluyor bu saatten sonra. Hocam burada olduğu sürece bol bol kontrollere geleceğiz. Önce Allah'a, sonra sizi, başkanımızı bize bağışladığı için, ailesine, öncelikle ailesine ve bize bağışladığı için çok teşekkür ederim. Bu süreç içinde bizimle ilgilenen personeliniz olsun, yerel halkınız olsun, gayet yardımcı, iyiliksever bir şeyle karşılaştım. Bizim bölgede pek hani bu tür şeylerle alışık değiliz. Ne bileyim, en ufak bir şeye dahi herkes yardımcı olmak, birbirine yardımcı olmak için uğraşıyor burada. Bu gayet sevindirici bir durum. Dediğim gibi şey için çok teşekkür ederim. Benimle de çok gayet iyi ilgilendiler personel olarak. Hocam gayet ilgilendiler. Memnunum. Sağlığımda bir sıkıntım yok. İlk günkü gibi her şeyim normal bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Hiçbir sıkıntım yok sağlık sürecimde de. Geldiğimizde işim gerçekten çok kötü durumdaydı. İzmir'de hiçbir doktor eşimi ameliyat etmeye cesaret edemedi. Sağ olsun Sezai Hocam bizi kabul etti. Aynı gün uçak ambulansla buraya geldik. Akciğerleri gerçekten çok kötü durumdaydı. Hemen ameliyata alamadılar eşimi. Önce onu ameliyata hazırladılar. Sonrasında başarılı bir nakil ameliyatı geçirdik. Sonrasında da çok uzun bir yoğun bakım süreci. Çok büyük badireler atlattık. Çok şükür şimdi eşim sağlığına kavuştu.